Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 50. 1. tema sonu değerlendirme çalışmaları. Aşağıdaki metni vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek sessizce okuyalım. Evet, buradaki metni arkadaşlar sessizce okuyalım, anlamaya çalışalım ve daha sonra alt taraftaki etkinliklerini yapalım. İlk sorumuza bakalım. Dostluk kimler için bu kadar önemlidir? Dostluk tüm insanlar için, dostluk tüm insanlar için önemlidir. İkinci sorumuza geçelim. Bir hatamız olduğunda ne yapmalıyız? Bir hatamız olduğunda özür dilemeyi bilmeliyiz. Üçüncü soru. Dostumuzdan güzel bir davranış gördüğümüzde ne yapmalıyız? Dostumuzdan güzel bir davranış gördüğümüzde teşekkür etmeliyiz. Dört. Dostumuz bir hata işlediğinde ne yapmalıyız? Dostumuz bir hata işlediğinde onu uyarmalıyız ve doğru davranış yapmasını sağlamalıyız. Sayfa 51. Aşağıdaki cümlelerin yazımını inceleyiniz. Büyük harflerin kullanımını ve noktalama açısından yazımı doğru olan cümlelere de yanlış olanlar ya yazalım. Evet 1. Barış İlkokulu'na gidiyorum. Evet Barış İlkokulu. Okulun ismi Barış İlkokulu olduğu için arkadaşlar buradaki i büyük olması gerekiyor. Yanlış. Kardeşimi Prof. Dere Ece Okur muayene etti. Evet burada Prof. Nokta Dere Nokta Ece Okur olması lazım. Yanlış noktalama hatası var. Bu yılki okul gezimizin ilk durağı Çanakkale olacak. Evet burada yılkının yazılışı doğru. Çanakkale'nin çevresi büyük doğru. Cevabımız doğru. 4. Şiir yarışmasında ikinci oldum. Cümlenin ilk harfi küçük yazılmış. Yanlış. 5. Öğretmenimiz sordu, İlay cevapladı. Cümlenin ilk harfi büyük, İlay. Doğru, cevabımız doğru. 6. Köpeğim Kırpık'la parkta oynadık. Evet, Kırpık köpeğin ismi olduğu için arkadaşlar özel isim olarak kabul etmemiz gerekiyor. Büyük harfi yazacak. Yanlış. 7. Kampanyamızı Sağlık Bakanlığı destekledi. Doğru. 8. 12 kattaki yeni evimizi taşıdık. 12. Ocağı için arkadaşlar burası virgül değil. Nokta olması gerekiyor. Yanlış. 9. Konsere ne zaman gittiler? Bilmiyorum. Konsere ne zaman gittiler diye sormuyor arkadaşlar. Ne zaman gittiklerini bilmiyorum dediği için burada sonunda soru işareti olmayacak. Yanlış. Derslerimiz sabah 9'da başlıyor. Burada arkadaşlar 2 nokta değil. Saat ve dakika arasında tek nokta kullanmamız gerekiyor. Yine yanlış. Ç bölümü. Aşağıdaki kelimeleri zıt anlamlı eşleştirelim. Evet, batı. Batının zıttı arkadaşlar, doğu. Şöyle, batı, doğu. Gece, gecenin zıttı, gündüz. İyi, kötü. Yaş, kuru. Alt, bakın burada yok. Acı, tatlı. Uzun, kısa, kalın. Evet, kalın zıttı var mı arkadaşlar? Burada yok. Evet, burada arkadaşlar alt kelimesinin zıt anlamlısı üst olacak. Burada yok. Kalın kelimesinin zıt anlamlısı ince. Burada yok. D bölümü. Buradaki kelimenin eş anlamını yazalım. Hatıra, anı, cümle, tümce, beyaz, ak, fakir, yoksul, öğrenci, talebe, lisan, dil, sene, yıl, doğa, tabiat. Sayfa 52. Yukarıdaki tabloyu incelediğiniz aşağıdaki ifadelere uyan kelimelere ait numaraları ilgili kutucuğa yazalım. Hangilerin içerisinde en fazla ünsüz harf vardır? Evet, ünsüz harfleri sayalım. 1, 2, ünsüz harf, 3, ünsüz harf, 3, ünsüz harf, D, R, S, T, 4 tane, ünsüz harf burada 1 tane, ünsüz harf 1, 2, 3, 4, 5 tane, ünsüz harf 3 tane. Ünsüz harf 1, 2, 3, 4, 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Ünsüz harf 6 tane. En fazla olan 8 numara. Evet, buradan ikinci soruyu atlıyorum arkadaşlar. Biraz sonra geri döneceğim. Hangisinin içerisinde en az ünsüz diyor arkadaşlar. 3 numara geçelim. 3 numara cevabı zaten 6 numarada. 1 tane ünsüz var. Şimdi 2 numarada ün harfleri soruyor. Ün harflere en fazla için 1'de 2 tane var. 2 de şöyle üstüne kırmızı yazayım. Burada 2 tane var.
Burada iki tane var. Burada iki tane var. 1, 2, 3 tane ünlü var. 2 ünlü. 3 ünlü. 2 ünlü. 1, 2, 3 tane ünlü. Bana en fazla ünlü harf vardır. Hangilerini dedi için arkadaşlar 3 tane olanları yazmam gerekiyor. A ile 6 numara. Paylaşmak 8 numara. Çalışkan 4 numara. Sincap'ın elindeki tuttuğu fermandan seçtiğiniz 3 kelimeyi de kullanarak anlamlı ve kural cümle yazalım. Burada kelimelerimiz başarmak, dürüstlük, dayanışma, dost, özgüven, mutluluk, davranış, çevre, çalışmak, iyilik, paylaşmak. Dostlarımızla üzüntülerimizi ve mutluluğumuzu paylaşmalıyız. Evet, burada dost kullandık. Üzüntü burada yok, kullandık. Mutluluk burada kullandık. Paylaşmak kullandık arkadaşlar. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.